Yes. Sohbet ederken çok güzel bir akış yakaladık ve o akışları normalde YouTube videosu yapmaya kalktığımızda bu kadar güzel akmayabiliyor. O yüzden videoya çekelim dedik. Kendimize record verelim, kaydedelim dedik. Şöyle şundan bahsediyorduk, hepimiz kendi key kodumuzuz. Kayara eğitimde bunu çok anlatmıştı. Everybody's their own Christ embodiment. Herkes kendi key kodu, anahtar kodu. Herkes özel, herkes aynı eşit derecede yüksek seviyede ışık yayarken aynı zamanda çok farklı ve o farklılıklarda herkes birbirine aşık olacak kadar güzel olabilir. Çünkü televizyonlar, filmler ve Matrix bizi böyle programlamıyor. Yani Matrix sistemindeki her şey, televizyonlar, diziler, filmler, romanlar, efsaneler, şarkılar bizi böyle programlamıyor. Atalarımızın genetiği de böyle değil. Mesela eğer seksi bir kadınsan Lilith arketipi sadece. Bizim de bir şey mi? Yok. Yok, ekranda o zaman. Eğer kutsal bir kadın olacaksan asla seks yapamazsın, seksi olamazsın, seksi benliğini yansıtamaz. Orayı öldürmen lazım ki kutsal kadın ol. Eğer spiritüelsen elektronik müzik dinleyemezsin, alkol alamazsın, partileyemezsin falan gibi. Eğer işte evlenilecek kızsan sosyal olamazsın. Bunlar böyle şu an çok düz düz çıkıyor da bunun altında gerçekten çok fazla ciddi programlama dinamikler var. Benim çok ciddi yani işte bu. Ve daha da var ya. Eğer mesela sporcuysan spiritüel olamazsın. Böyle sürekli böyle kalıp ve bunları bize en kolay nereden empoze ediyorlar ve olağanlaştırıyorlar? Filmler aracılığıyla. Diziler ve filmler aracılığıyla. Bitti gitti. Hani. Halbuki sonsuz olasılıklar var. Yani ben aynı zamanda çok seksi, tantrik bir prenses, kadın, tanrıça, ne dersen adına olabilecekken aynı zamanda çok dua eden, Meryem Ana'ya aşık, Meryem Ana... Meryem Ana benliği de yüksek, insanların işte anaç da olabilir. Yani hani bunlar çok bölünüyor ve zaten bu arada... Zaten bu arada bana seansa gelen çok fazla kadın eğer anne ise seks yapmıyorlar. Çünkü annelik eşittir kutsal olmaktır. Kutsal olanlar eşittir seks yapmaz. Dişi ve yani seksi benliğini öldüren o arketipe girmeye çalışıyorlar ve bu böyle bağırıyor. Çok seksi olan kızlarım genelde kendilerini ben kötüyüm ama ben şunu şunu yaptım, ben bunu yaptım. Evet yapmış da kötü şeyler gerçekten. Ama bu aslında ona programlanmış ve sürekli tekrar eden bir loop'ta. Bu bir paradigma, bu bir loop, bu bir pattern ve o paradigma sürekli tekrar ediyor. Ve paradoksa dönmüş içinde. Oradan çıkması için o yaşam stilini, seksi benliğini tamamen bırakması ve çok uzun süre seks yapmaması gerek zannediyor. O bir arketip ve o arketiple büründüğünüzde sadece arkadaşlar şuraya gelecektim. Şefkatli ve birlik bilincinde, insanları seven ve insanlara katkı olmak isteyen ama aynı zamanda çok cool, badass yani böyle havalı ve sınır çizen, sınırları ihlal edildiğinde sert bir duruş sergileyebilen, gerektiğinde insanlara sert de yapabilen o işte o zaman Lilith embodiment, içimizdeki Lilith arketipine kanalize olup karşıda sınır ihlali yapmaya çalışan insanlara sınır çizebilen o kişiliğe de bürünebilirsiniz. Ama o olmanız demek ömür boyu Lilith ve o kötü kadın embodiment olmak zorundasınız demek değil. Bu arada bu konuda insanların kafası gerçekten çok 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 karışık. Bunu bir ciddi düzeltmek istiyordum ya, düzeltmek derken bununla ilgili bir yayın yapmak gerçekten istiyordum. Az önce çok güzel attım. Mesela İngilizce öğretecek ya şu an. Hani bir dilde, ben de anlatabiliyor muyum? İnsanları kibirli diye de yargılamamak gerekiyor. O kibrin altında işte bu toplumsal Matrix programları tüm olarak düşünün. Bütün programlar kökü de dine dayanan programlar yatıyor. Bir şekilde şartlanıp programlandıktan sonra diğer şeyi yapamazsın zannediyorsun. Aynı anda hepsi olabilirsin. Önemli olan nokta bu, hangi arketipte kendini nasıl yansıttığından ziyade senin onur kodun ne? Bizim eğitimlerimizde, benim verdiğim tüm eğitimlerde bunu bana %100 Meryem Ana öğretti. Başka hiç kimse öğretmedi. Hiçbir kitaptan okumadım. Kendi ana yasanı yaz. Kendi bir onur kodun olsun, protokolün olsun. Arkadaşlık protokolü, sevgililik protokolü, iş protokolü.
yaz ve onların dışına çıkma. Senin anayasan, onur kodun ne? Nerede ne kadar onurlu bir insansın? Kime ne kadar yanlış yapıyorsun, yapmıyorsun? Tükürdüğünü ne kadar yalıyorsun, yalamıyorsun? Verdiğin sözlere ne kadar sadıksın? Onun dışında yok sen alkol içiyormuşsun, aynı zamanda ama tükürmüşsün ve Meryem ana dua mua diyor ama işte elinde bira var ama dua diyor falan. Bunlar tırvıra yani buraları zaten artık geçmiş olmamız lazım. Toparlarsak arketip tuzağına düşmeyin. Arketip tuzağına çok düşüyorsunuz. Aynı anda çok fazla şey olabilirsiniz. 3 tane çocuğu olan çok seksi bir kadın olabilirsiniz. Mutlu bir evliliği olan bir kadın. Çocuk da yaparım, kariyer de değil bahsettiğim şey. Asla bu değil. Bunu zaten yapmayın lütfen. Yapmayın, bu çok yanlış bir şey. Bu arketiplere düşmeyelim. Muhakeme yeteneğimizi hem buradan hem buradan bağlantılı bir şekilde kullanalım. Ve ne olmak istiyorsanız o olun ama dikkat edin. Onur kodunuz olsun, protokolünüz olsun. Birilerinin bir şeylerin hakkına girmeyin. Bu çocuğunuz da olabilir. Çocuğunuzun da hakkına girmeyin. Siz kendiniz olmak istiyorsanız eğer. Evet, okey, şimdi bu ofis böyle dursun. Tamam. Şimdi normal sohbet. Yemek de olmadı. Kapat aşkım.